genel izleyici için uygundur. Efendim hepiniz hayırlı cumalar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerlerinize olsun. Çok kıymetli konuğumla karşınızdayız. İlahiyatçı Gökhan Eser hocam bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk saygıdeğer hocam. Nasılsın iyi inşallah. Hamdolsun sizler iyisiniz. Hamdolsun bizler de iyiyiz. Rabbim iyilik versin inşallah. Amin Allah razı olsun. Çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hani insanız, yaratılmışların en şereflisiyiz. Ee, Cenab-ı Hak işte Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ve kerramna beni Adem. Biz Adem oğlunu şerefli kıldık. Ve hamallahum fil berri bahri. Onları hem karada hem denizde taşıdık. Ve razaknahum tayyiba Temiz olan rızıklarla rızıklandırdık ve fazlan lahum ala mimmen halakna tafsila ve yarattığımız birçok varlıktan da o insanı üstün ve fazilette kıldık diyor Cenab-ı Hak. Şimdi önemli bir varlığız. Önemimizin bazen farkında olamayabiliyoruz. O yüzden biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimizin hadislerinde örnek mümin olmanın vasıfları nelerdir? Onun derdiyle dertleneceğiz. Ben Gökhan Hocama merhamet ve sevgi bağlamında başlamayı arzu ediyorum hocam. Tabii ki hocam. Örnek müminlerde merhamet ve sevgi olmazsa olmaz kriterlerdir. Aynı. Bunun Peygamber Efendimiz'deki yansımaları, Kur'an ayetleri neler diyor? Bununla başlayalım Doğrudur. isterseniz. Doğru. Doğru, hocam. yüce Rabbimiz yüce kitabımızda "Ne kadar halaknal insane fi ahsani takvim. İnsanı biz en güzel şekilde yarattık." buyuruyor. Cenab-ı Allah en güzel şekilde yarattığı insanın da kendine güzel, iyi bir şekilde bir Müslüman iyi bir insan olması için ahlaki erdemlerini de yerine getirmesini hmm. istiyor. Bunlardan bir tanesi de merhamet ve sevgidir. Tabii e, merhamet ve sevgi çok geniş bir kavramdır. Sadece belli bir vasfa indirgeme yapamayız. Anne babaya merhamet, çevreye merhamet, hayvanlara merhamet, dosta merhamet gibi başlıklar altında Hatta alabiliriz. Hatta hocam diyor kendi bedenimize merhamet. Aynen nefsimize merhamet diye de bunu genişletebiliriz. yüce Rabbimiz yüce kitabımızda anne ve babadan bahsederken merhamet olarak bizlere bir dua öğretiyor. Şöyle dua etmemizi istiyor. Aynı zamanda anne ve babaya merhametle yaklaşmamız gerektiğini beyan ediyor ki şöyle dua ettiriyor Allah Teala. Ya Rabbi nasıl ben küçükken annem ve babam bana merhametle, şefkatle yaklaştıysa onlar yaşlandığı zaman onlara da aynı şekilde muamele ettiği bize dua ettiriyor. Aslında allah Teala bize bu dua ettirirken bizlerin de anne ve babamıza merhametle yaklaşmamız gerektiğini beyan ediyor. Diğer ayet-i kerimede de anne ve babanıza öf bile demeyin buyurarak anne ve babaya saygıyı allah Teala bizlere merhametle yaklaşmayı beyan ediyor ki bizim en güzel örneğimiz olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ki kendi yaşantısında merhameti bizatihi yaşantısıyla bizlere bildiriyor öyle merhamet sahibiydi ki peygamberimiz. Ağlayan birini gördüğü zaman otur ağlardı. Derdi olan biriyle dertleşirdi peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Tabi merhameti geniş kavramlara yaydığımız zaman bugün haberlerde ya da gazetelerde gördüğümüz hayvanlara karşı vahşi saldırıları görüyoruz. Aslında sadece insana karşı merhametli olmamız gerekmiyor. Hayvanlara karşı çevremize karşı da merhametle yaklaşmamız gerekmektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gene öğreniyoruz hayvanlara karşı merhametle nasıl yaklaşmamız gerektiğini. Peygamberimiz Mekke'nin fethine gidiyor, Medine'den Mekke'ye doğru yolculuğa çıkarken 10 bin sahabeyle beraber Peygamberimiz yola çıkıyor. En önde Peygamberimiz, arkasında 10 bin sahabe ikram var. Peygamberimiz bir müddet önden giderken bir anda devesini durduruyor. Arkadaki 10 bin kişi de duruyor. Tabi. Kalabalık bir grup olduğu için arka taraftakiler peygamber niçin durdu? Acaba bir suikast mı oldu? Peygamberimiz hastalandı mı? Yaralandı mı diye düşünürken peygamberimiz Ali Vesselam devesinden iniyor. 20-25 adım yürüyor. Yerde boylu boyuna uzanmış, yavrularıyla beraber uzanmış bir anne köpeği görüyor. Peygamberimiz köpeğe bakıyor. Daha sonra sahabelerine dönüyor. Buyuruyor ki peygamberimiz biz bu yolu kullanmayalım. Sahabe-i kerem diyorlar ki Allah'ın elçisi niçin bu yolu kullanmayalım? Peygamberimiz buyuruyor ki bu anne köpeğin ve yavruların rahatını bozmayalım. Yan yolu kullanalım. Mekke'ye oradan gidelim. Sahabeleri gelenlere yalan neçesi. Yan yol, patika yol, dar bir yol, bir de biraz uzatacak yolumuzu. Yüzergah bir de sıcak var, değil mi? çöl Aynen. sıcağı. Güzergahımız uzayacak. Onun üzerine bu yolu kullansak dediklerinde Peygamberimiz müsaade etmiyor. Yan yolu kullanalım diyor. Hatta bununla da yetinmiyor Peygamberimiz bir askeri o anne köpeğin ve yavrularının başında nöbetçi olarak bekletiyor ve şöyle buyuruyor: En son asker yan yola geçinceye kadar burada bekle. Çünkü 10 bin asker var. Beni işitmeyen olabilir, beni duymamış olabilir ya da kafasına göre bu yolu kullanmak isteyen olabilir. O çölün ortasında toz duman arasında bu anne köpeği fark etmezler yavruları ya. atların nalları altında kalır diye peygamberimiz bir askeri o anne köpeğin başına nöbetçi olarak dikiyor böyle bir rahmet peygamberi ya. hayvana karşı merhameti dahi biz Efendimiz Aleyhisselatü İslam'dan öğreniyoruz benim de aklıma böyle buna benzer bir sahne geldi peygamberimiz Mescid-i Nebevi'de ashabıyla beraber ve peygamber efendimiz diyor ki aranızdan bir kişi öyle bir güzel iş işledi ki onu bana vahiyle bildirildiriyor o yapmış olduğu işten dolayı ve Allah onun günahlarını affetti. Cennetle müjdelendi. Tabi e, o kişiyi tam sensin demiyor. Ama aranızda bir kişi var diyor ve anlatıyor Peygamberimiz. İşte buraya bu meside gelirken, yolda gelirken çöl iklimi sıcak. Mescidi Nebevi Cuma namazına geliyor. Bir kuyu görüyor. Su kuyusu. Kendisi gidiyor suyu içiyor. ihtiyacını kadar. Sonra bir bakıyor ki etrafında bir köpek baya bir susamış hatta böyle e, kum yani kumsal ya veya kum değil de çöl çöl e, dilini çıkarmış yalıyor yani tabiri caizse artık susuzluktan bitap düşmüş ve biraz sonra ölecek yani bu şekilde bir köpeği gördüğü için diyor tekrar kuyun içerisine giriyor ayakkabısına suyu koyuyor ve o köpeği içiriyor. bu işinden dolayı bu eyleminden dolayı Allah hoşnut ve razı oldu diyor Demek Aynen. ki cenneti kazanmak o kadar çok e, teferruatlarda saklı ki biz hayvanlara şefkat göstermek kaydıyla da bu örnekler bize en azından güzellik vesile Tabii. olur. Onlar da anlatılırken e, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam dilinden Allah'ın dilsiz sessiz e, yarattıkları diye beyan ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü ki hadis-i şerefte onlara karşı e, zulüm yapanları zalimlik yapanları ki merhamet kalbinde merhamet olmayan insan zulümkardır, zalimdir. Birisini anlatıyor peygamberimiz eski ümmetlerden. Hayvanları evine hapsetti buyuruyor. Onlara yiyecek içecek vermedi. Onları işkence etti. Ve o hayvanları evden dışarıda çıkartmadı diyor. Hapsettiği yerden dışarıda çıkartmadı ki Allah'ın verdiği rızıklardan faydalansınlar yani yerdeki diye. Yerdeki haşerelerden bile aynen, müsaade etmedi. Aynen ona bile engel oldu. O hayvanları öldürdü katletti buyuruyor peygamberimiz. O kişiye lanet edildi buyuruyor peygamberimiz. Bu derece hayvanlara önemi İslam anlatıyor. Peygamberimiz anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Yani o yüzden biz şefkati sadece, merhameti insanlara değil hayvanlara da göstermemiz gerekiyor ki. Bir de Ebu Hureyre radıyallahu anh, peygamber Efendimiz'in en çok hadis nakleden kişi. Aynen. Onun gerçek ismi farklı, Ebu Hureyre lakabı. Aynen. Kedicik babası değil mi? Peygamberimiz Ali vesselam ona o on lakabı veriyor. Cübbesinin geniş bir kol cübbesi varmış. Cübbesinin altında kedileri koyarmış kol kısmını. Peygamberimiz onu görünce Ebu Hür dermiş, kedilerin babası diye. Ona o ismi verirmiş peygamberimiz aleyhisselatü vesselam. Hmm. Şimdi hocam merhamet dediniz ya. Hani merhameti Allah yüz eşit parçaya bölmüş, 99'unu kendi katında saklamış. Bir yüzde birlik dilimini tüm kainata taksim etmiş. İşte yüzde birlik dilen yüzde birlik paydan nasibimizi almak kaydıyla bir anne baba işte evlatlarına şefkat bir arkadaşına, bir hayvan diğer hayvana şefkat nazarıyla evet. bakabiliyor. yüzde yüz merhametin sahibi olan inşallah Allah'a Allah 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 sonsuz güveniyoruz. ruzi Mahşer'de İnşallah. Bize merhametiyle yargılar inşallah. i̇nşallah Niyazımız i̇nşallah. o. Bir de sevgi dediniz hocam. Sevgi bağlamında neler söylersiniz? Sevgiyle merhamet aslında eşit bir anlam. Değil sevgisi mi? olmayanın merhameti olmaz. Merhamet olmayanın sevgisi olmaz. Hmm. İkisi aslında eş değer bir anlam. Bugün kalbinde sevgi olmayan insanın e, merhamet bekleyemeyiz ondan. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ee, haftada bir gününü halifeliği zamanında haftada bir gününü Medine'deki yetim çocuklara ayırırmış. Onlarla oyunlar oynarmış. Yanına birisi geliyor. Ya halife bunlar senin çocukların mı? Hayır diyor. Bunlar Medine'nin yetim ve öksüzleri. Anne babaları yok. Haftada bir günümü onlara ayırıyorum. Onlarla oyunlar oynuyorum. Baba yokluklarını eksik etmemek için, eksikliklerini tattırmamak için. Onlara baba şefkatiyle yanaşıyorum deyince adam diyor ki sen diyor çok büyük bir adamsın diyor. Ya Ömer diyor benim evde üç tane çocuğum var diyor. Bir tanesinin bile başına okşamadım diyor. Hazreti Ömer bir an kızıyor ne istiyorsun diyor. Diyor ki işte falan bildiriye mühür basarsan falan beldeye kaymakam olacağım vali olacağım diyor. Hazreti Ömer bakıyor demek ki sen diyor vali olmak istiyorsun öyle mi diyor. Evet diyor alıyor kağıdı yırtıp atıyor senden vali olmaz diyor. Niye ya Halife? Sen daha evdeki Tuna. evladının başına okşamamışsın diyor. Sen bu ümmetin başına vali olabilir misin diyor. Müthiş. Git diyor evdeki çocukların önünde şefkat sevgiyle yaklaşmayı öğren diyor. İşte usul kaide budur aslında. Hocam yani yetim ve öksüz dedin ya zaten Peygamber Efendimiz dünyaya yetim geldi. Öyle. Sonra 6 yaşında öksüz kaldı annesini kaybetti. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz eksüz ve yetim ne demek olduğunu ondan daha iyi anlayan yoktu ki belki de haftada bir vakitlerini o çocuklara o yetimlere öksüzlere Tabii ayırıyor aslında yetimlere de öksüzlere de sevgiyle merhametle yaklaşmayı peygamberimiz öğretiyor ki dediğiniz gibi hocam e, annesini kaybediyor 4 yaşlarında. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onu anlatırken "Elem yetim en seni yetim bulup barındırmadık mı ya Muhammed?" Ya İnşirah suresinde değil mi o? E, Duha suresinde. Duha evet, suresi hocam. Öyle ki peygamberimiz de yetim bir e, çocukluktan geliyor ve yetimin, öksüzün hakkını verirken onları tarif ederken kim Eli altındaki yetimin öksüzün hakkını korursa, gasp Hı. etmezse, savunursa yarın mahşerde yani cennette benle o yetimin hakkını savunan kişi bu iki parmağını işaret ediyor peygamberimiz. Böyle yan yana olacağız buyuruyor. Evet hadis hatırladığım. Evet. yetimi lehu evli gayrihi ene ve kâhateyni fil cenne ve eşârabe bissebâveti vel rısta. Bu enteresan ya bak yani bu bir anlatırken i̇şte işaret de işaret gösteriyor. gösteriyor. Bakın o ben derece. evet şu iki parmak nasıl yan yanaysa ben cennete böyle olacağım diyor. Bize evet. bir müjde aslında bu. Aynen öyle hocam. O yüzden yetimlerin, öksüzlerin başını okşamakla beraber sadece fiziksel bir eylemden öte gitmeli Tabii değil ki. mi? Tabii Onları ki. kol kanat gelip maddi Aynen. anlamda da onların yanında olmak lazım. Aynen Zaten hocam. çeşitli STK'lar, bağış yerleri var mesela. Hani Aynen. Bir yetimi, bir öksüzü sahiplenebiliyorsunuz ayda. Belli bir meblağ var ödüyorsunuz. Güvendiğiniz, itimad yani ettiğiniz... Bugün hiç yorulmadan dahi bile elimizdeki mobil Aynen. cihazlarla bile o hayra, o e, sevaba nail olabiliyoruz hocam. Aynen devlet Hadise. koruması altındaki yetim Aynen. çocuklar da var. Onları da unutmamak lazım. E, o yüzden e, biz sadece fiziksel anlamda bir yetim belki göremeyebiliriz. Yaşam standartımız vardır değil mi? Herkesin etrafında olmayabilir. Yani. Ama biz bu çağda maddi olarak... Bu dediğim şartlarda bir yerlere bir bağış yapabiliyorsak, birini sahiplenebiliyorsak, o zaten hem başın okşama anlamına geliyor, Aynen öyle. hem de onları barındırma, onların eğitimi noktasında da güzel bir vesile olur. Aynen. Çünkü verdiğimiz kumbaramızı attığımızdır, Aynen. vermediğimiz bizim diyorsun. değildir. Çünkü Aynen biz doğru. üç metrelik gideceğiz. Bunu da düşünmek lazım. Aynen öyle hocam. Peygamberimizin hani yetim ve öksüz çocuklarla olan münasebeti dediniz ya. Hani merhamet ve sevgi peygamberi, bir de Hasan ve Hüseyin Torunları var Peygamber Efendimiz Hazreti Ali'nin oğulları. Onun da Mescid-i Nebevi'de hutbe irade ederken değil mi? Bir Aynen. şey var, bir hadise var. Mescide ikisi giriyor sendeleyerek minberin önüne kadar geliyor. Peygamberimiz bakıyor ki Allah bunlar benim torunlar diyor. Ve o kadar onlara olan bağlılığı var ki sevgi merhameti hutbesini yarım kesiyor. Aynen. Hutbe iniyor onları kucaklıyor, öpüyor, kokluyor. Kucağına alıyor, hutbeye onlarla beraber çıkıp hutbeyi öyle devam ediyor, tamamlıyor. Aynen Şimdi öyle. bu bir peygamber efendimizin bir uslubu, bir metodu. Şimdi siz de imam Hatip'siniz aynı zamanda. Öyle Böyle hocam. bir şey yapsanız insanları yadırgar değil mi? Şimdi anlattığınızda şöyle bir cevap verelim hocam. Ee, çocuklardan baz alın, torunlarından ziyade peygamber bütün çocuklarla aynı şey yapardı. Ee, çocuklarla hutbe okuyan peygamberin camilerden çocukları kovan ümmeti olduk. Ya... Bu bence bize yeter hocam. Kesin. Bu bence bize yeter. peygamberimizin sahabesi diyoruz ama sahabe hep büyük insanlar olarak aslında e, aklımızda e, yer edilmiş, zihnimizde. Aslında peygamberimizin o sahabeler dediğimiz kişiler daha çocuk sahabeleri de vardı peygamberimizin. Mesela Enes. Aynen. Enes radıyallahu anh olsun. Daha sonra peygamberimizin e, her namaz sonrası peygamberimiz bugün namaz sonrası biz nasıl yüzümüzü cemaate dönüyorsak aslında bu sünnettir. Peygamberimiz namazın sonunda yüzünü cemaatine, sahabesine döner. Bugün kim geldi, kim gelmedi? Bugün kim mutlu, kim mutsuz? Ondan sonra bir sıkıntısı olan var mı diye peygamberimiz tek tek bakar. Bir de aynı zamanda yoklama yapar peygamberimiz. Heh. Bugün mescide kim gelmedi? Ya, yoklama da yapıyor. Bir çocuğu fark ediyor peygamberimiz. Mescide gelmiyor birkaç vakit. Peygamberimiz merak ediyor, araştırıyor bu genç sahabe dostum niye camiye gelmedi, mescide gelmedi? Dediler ki ya Resulullah kuşu ölmüş onun bir güvercini varmış. Hastalanmış ölünce üzüntüden evden dışarı çıkmıyor. Yaz tutuyor yani çocuk. Hayvanı öldü diye. Peygamberimiz kalkıyor. Mescid Nebevi'den çıkıyor. Çocuğun kapısına gidiyor. Kapıyı çalıyor. Babası açıyor. Ya Resulullah hoş geldiniz. Acaba bir sıkıntımız mı var? E, niçin kapımıza teşrif ettiniz diye telaş yapıyor. Peygamberimiz endişelenmeyin diyor. Ben küçük dostumu ziyarete geldim. Babası olanı anlatıyor. Güvercine hastalanıyor kuşu. Vefat ediyor, ölüyor. Çocuk odasından çıkmıyor, ağlıyor. Peygamberimiz çocuğun odasına gidiyor. Müsaade istiyor peygamberimiz evden. Çocuğun odasına gidiyor. Çocuk ağlıyor. Peygamberimiz yanına oturuyor. Diyor ki arkadaşım diyor başın sağ olsun. Kuşun ölmüş diyor. Üzüldüm diyor. Seni ziyaret etmek istedim. Ama diyor mescitte seni görmeyince diyor biz de üzülüyoruz diyor. Ne olur mescide gelsen diyor, saf tutsan diyordu. Çocuk başını kaldırıyor, peygamberimize sarılıyor. Daha sonra mescide namaza devam et, devam ediyor. Mescide gitmeye devam ya ediyor. Düşün hocam, mescid, yani peygamberimiz bir İslam devleti kurmuş. Devletin komutanı aynı zamanda. Ve bir sürü işi gücü var değil mi? Ama bir çocuğun kuşun ölmesi onu alakadar ediyor. Aynen öyle hocam. Ve vaktini ayarlıyor ve gidiyor ayağına kadar. Ya bu, bu peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın güzel örneklerinden gerçekten Rah hep anlatmak lazım. Rahmet peygamber diyoruz hocam. Kur'an'ı anlatırken Allah-u Teala لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ Andolsun içinizden öyle bir peygamber geldi ki size çok düşkün, çok merhametli size. Ki şununla da bağlamak isterim hocam. Peygamberimiz bugün gün sahabesini dönüyor şunu diyor benim halim kime benzer biliyor musunuz buyuruyor sahabe diyor hayır ey Allah'ın elçisi ancak siz bildirirseniz biliriz sizin haliniz kime benzer peygamberimiz şöyle buyuruyor peygamberimizin usulüplerinden bir tanesi de böyledir öyküleyici anlatıma da önem verir peygamberimiz Ali Aleyhisselam buyuruyor ki bir adam düşünün çölde ateş yakmış bu ateşi gören kelebekler ateşe doğru kanat çırpıyor Adam kelebeklerin kendilerini ateşe atacağını anlıyor. Sırtındaki cübbesini çıkarıyor. Kelebekleri kovalamaya çalışıyor. Ama kelebekler dört bir taraftan ateşe doğru geliyor. Adam önden gelen bir grup kelebeği kovarken arkadan gelen bir grup kelebek ateşe giriyor. Adam arkaya dönerken bu sefer sağdan bir grup geliyor. Adam dört taraftan gelen kelebekleri kovmaya çalışıyor ki ateşte yanmasınlar. Peygamber buyuruyor ki benim halim bu adama benzer. Ben sizin yakalarınızdan tutuyorum, kemerlerinizden tutuyorum. Ümmetimden hiç kimse ateşe girmesin, güzel işler yapsın, faydalı işler yapsın diye uğraşıyorum. Lakin siz benim ardından tekrar ateşe doğru kanat çırpıyorsunuz buyuruyor. Merhametli yaklaşımı Peygamberimiz bu derece anlatıyor bize. Ya. Bize bizden daha düşkün aslında. Kesinlikle. Efendimiz. O okuduğun ayet dedim hocam. Lekad ca'akum rasulun min enfusikum azizun aleyhi ma harisun aleykum. O size çok düşkündür. Sizin sıkıntıya düşmeniz onu çok üzer. Aynen yani o yüzden Dayanamaz. böyle bir rahmet elçisinin ümmeti olmanın da gerçekten şeref tacını taşıyoruz İnşallah Allah bizleri ona layık bir ümmet Amin. eylesin İnşallah. peygamberimiz hani Cenab-ı Hak وَمَا اَرْسَنْ illa اِلَّا رَحْمَةً alemi, biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik Aynen. o zaten rahmet olarak gönderilen peygamberimiz kendine layık olan vazifeyi erdemi ahlakı hem yaşantısıyla hem ahlakıyla hem söylemiyle zaten bize bu zamana kadar aktarmış Aynen. biz ondan örneklerimizi alıp biz kendi yaşamımıza bakmamız gerekiyor. Çünkü evet. üç günlük dünya. Ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz. Aynen. Geride hocam. bırakacağımız en güzel şey hoş sedadır. Aynen. İyi insandı Allah razı olsun. Dedirtebiliyorsak ne mutlu bize değil mi? Ölümde yakın olacağım. Zaten amacımız o. Değil İyi mi? bir insandı diye şahitlik etmelerimiz. Şahitlik çok önemli aynen. Sevgi ve merhamet bağlamında. Peygamberimizin tabi bir sürü örneklikleri var ama. Bir de mesela şu geldi aklıma. Peygamber Çocuk dediniz ya. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hani çocukları çok severdi ama kız çocuklarına farklı bir hayranlık Aynen. beslerdi. E niye? E zaten İslam gelmeden önce yani cahiliye döneminde işte kız çocuklarının diri diri gömülme hadisesi var. Peygamberimiz kız çocuklarını böyle sırtına, omzuna alır. Mekke sokaklarında böyle tabiri caizse övün övüne gezermiş. Hatta kendi işte çocukları var. Üç oğlu, dört kızı vardı. Öyle. Peygamberimiz kızları Eve geldiğinde bir baba olarak kızlarını özellikle ayakta karşılanmış. Bu da bir incelik değil mi hocam? Tabii ki peygamberimiz aslında büyük bir tabuları yıktı hocam. Ee, Mekke'de kızlarını diri diri gömen o zihniyetlerin karşısına geçip peygamberimiz kızı Hazreti Fatma annemizi omzuna alır. Onunla o e, kötü işleri yapan yani kızlarını diri diri gömen o aşiretlerin önünde kızıyla oynardı peygamberimiz. Hmm. Şakalaşırdı ve şöyle seslenirdi babasının annesi. Aslında tabuları böyle yıkıyor peygamberimiz. Bunu nereden anlıyoruz hocam? Peygamberimiz Medine'de İslam devletini kurduktan sonra artık vefasına yakın bir zamanda e, Badiye'den çölden bir adam geliyor. Peygamberimize sahabesiyle oturduğu zaman bir adam geliyor. Ya Resulullah size bir derdimi anlatacağım diyor. Peygamberimiz buyuruyor ki anlat diyor dinliyorum seni. Diyor ki ya Resulullah kısa özet anlatıyorum hocam. Adam çünkü uzun uzadı anlatıyor. Diyor ki ey Allah'ın elçisi siz gelmemişsiniz, İslam yoktu. Biz cahiliye adetlerini uyardık, kızlarımızı diri diri gömerdik. Benim bir kız çocuğum vardı diyor, tatlı mı tatlı, şirin mi şirin, güzel mi güzel bir kızım vardı diyor. Ama insanlar benimle dalga geçiyordu. Senin bir kızın mı var diye, bir kızın babası mısın diye benimle alay ediyorlardı. Bir gün dayanamadım, kızımı diri diri gömdüğümüz, kız çocuklarını diri diri gömdüğümüz o mezarlığa götürdüm. Derin bir çukur kazdım ve kızımı oraya gömdüm. Daha sonra eve geldim ey Allah'ın elçisi. Kadınlar öyle hakir ve hor görürdük ki eşim bana, hanımım bana kızım nerede diye soramazdı bile. O derece bir cahili adetlerine uyardık diye. Ama ey Allah'ın elçisi ben diyor çok pişmanım diyor. Benim affım var mı diyor. Peygamberimiz ağlayarak bunu dinliyor. Adama diyor ki bir daha anlat diyor bunu. Adam bir daha anlatıyor. Peygamberimiz ağlıyor. Daha sonra adamın anlatması bittikten sonra peygamberimiz ayağa kalkıyor. Odasına doğru gidecek. Dayanamıyor. Adam bir daha peygamberimizin yanına geliyor. Ey Allah'ın elçisi benim affım var mı? Peygamberimiz adama dönüyor. İslam yoktu diyorsun. Ben gelmemiştim diyorsun. Sen cahiliye adetlerine uyduğunu kabul ediyorsun. Pişmansın. Allah'tan af dile Allah seni affetsin diyor. Hmm. Ama peygamberimizin gözünden yaşlar akarak ya. peygamberimiz eve gidiyor. Ertesi gün Hazreti Ayşe annemize soruyorlar ya Ayşe peygamberin durumu nasıldı? Hazreti Ayşe annemiz buyuruyor ki dün gece mescide bir adam gelmiş kızın nasıl diri diri gömdüğünü anlatmış. Peygamberimiz o kız başta olmak üzere diri diri gömülen bütün kız çocukları için sabaha kadar gözyaşı döktü. Bu peygamberimizin nasıl bir tabuları yıktığını, bir devrim yaptığını aslında bize Aynen. gösteriyor. Yani işte cahili döneminde maalesef diri diri gömülen kızı İslam geliyor, alıyor. Cennet annelerin ayakları, ayakları altındadır ve diye. peygamber efendimizin omuzları hizasına getiren bir Aynen dinin hocam. temsilcileriyiz. O yüzden Allah bir daha o günleri yaşatmasın diyelim. Amin. Kısa bir ilahi ara, arası var. İlahi dinleyelim sonra Gökhan hocamla kaldığımız yerden devam edelim. Sevgi baht olmuş ezelden bize Sevgi baht olmuş ezelden bize Amen. Sevgili Hasan Akıntaş ve ekibine teşekkür ediyoruz bu güzel eserlerinden ötürü. Allah razı olsun. Evet Gökhan Eser hocamla muhabbet ediyorduk. Ayetler arasında dolaşıyorduk. Peygamber Efendimizin asr-ı saadetine uzandık. Oradan güzel e, hikayeler, menkıbeler e, icra etti hocam anlattılar. E, şimdi hocam şu müminin vasıflarından bahsediyoruz ya. Şu müsamaha, hoşgörü var ya biraz bu noktada sanki zafiyetimiz var yaşadığımız şu çağda. Öyle. Bunun alakalı Kur'an bize ne diyor? Peygamber evet. Efendimiz ne diyor? Peygamberimizin şu hadis-i şerifiyle başlayalım hocam. İsmah yusmah leke. Hoş gör ki hoş görülesin buyuruyor Peygamberimiz. Hoşgörü görü müsamaha aslında iyi karşılamak, kırmamak, kaçırmamak, kovmamak ki bizim en büyük müsamaha hoşgörü görü örneğimiz Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Enes bin Malik anlatıyor Peygamberimiz. 10 yıl hizmetinde bulunmuş Hazreti Enes. Dediler ki ya Enes peygamberle aran nasıldı? Hazreti Enes buyuruyor ki ben 10 yıl peygambere hizmet ettim. Onun yanında bulundum. 10 yıl boyunca bir kere bile bana öf bile dediğini duymadım diyor. Allah Allah. Böyle bir güzel karşılığım, böyle bir müsamaha hoşgörü peygamberimiz. Onun hayatından baktığımız zaman müsamaha örneklerini, hoşgörü örneklerine birisi geliyor peygamberimize içki içen birisi ondan kurtulmak istiyor. Peygamberimize geliyor, peygamberimiz ona nasihatta bulunuyor. İçme ...Allah haram etti bunu bırak diye... ...adam diyor tamam diyor içmeyeceğim diyor... ...daha sonra gidiyor adam birkaç ay sonra geliyor... ...nasıl bir vaziyette geliyor... ...gene o günaha düşmüş... ...içki içmiş... ...ve ağlayarak peygamberimize geliyor... ...sözünü tutmamış... ...peygamberimiz onu görünce... ...insanlar tabi e, ters bakıyorlar... ...bu nasıl peygamberin huzuruna bu şekil geliyor... ...ama peygamberimiz asla öyle ters bakmıyor... ...ayağa kalktı peygamberimiz... ...o ağlayan... E, ...sarhoş olan o adamın yanına gitti eee eliyle adamın omzuna dokundu. Şunu söyledi. Hani bana söz vermiştin. Bir daha içmeyecektin. Adam ağlıya ağlıya dedi ki ya Muhammed dedi bu sondu dedi. Artık içmeyeceğim dedi ve hakikaten de bir daha ağzına koymadı. Aslında peygamberimizin insanları kazanmasındaki en önemli etkeni metodu buydu. Kimseyi kaçırmadı, kovmadı, küsmedi, küstürmedi peygamberimiz. Biz olsak peygamberimiz yerinde öyle birisi olsa belki hemen kovardık. Ben seni muhatap kabul etmem dedik ama peygamberimiz öyle kabul etmiyor. Öyle yapmıyor peygamberimiz aksine o adamın dilinden yaklaşıyor onu kaçırmadan yaklaşıyor. Çok önemli ya şimdi hepimizin artısı eksisi var kusuru var güzelliği var. Yani herkes günahıyla yaşıyor esasında. Allah'tan ki Allah bir şekilde biz yaşarken günahlarımızı alnımıza düşünsen Allah göstermesin. Herkesin yaptığı günahlar yaşadığı şu alemde alnında yazılı olsa hiçbir birbirimize bakamayızdık değil mi hocam? Aynen öyle hocam. Ya böyleyken biz kim kim oluyoruz ki başkasını hakir göreceğiz veya yapmış olduğu işten kınayacağız? Önce biz kendimizle başlamamız lazım. Bu da peygamberimizin gerçekten çok önemli bir şeyi. Biz günümüzde bakıyoruz. Ya bu insan şu şu işi yapıyor şu. Yok. Abi yok onu da kazan ya. Yani muhabbet et güzel bir şekilde anlat. Yani İslam bunu söylüyor. Peygamberimizin yaptığı gibi yani. Aynen öyle. Gene anlattığınızla ilgili hocam. Mescide bir adam geliyor, çölden bir adam geliyor. Şehir kültürünü bilmiyor. Çöl ortamı farklıdır. Şehir yani bedevi deniyor değil mi? Aynen, aynen hocam. Şehir ortamı farklıdır. Peygamberimiz arkadaşlarıyla beraber, sahabesiyle, cemaatiyle beraber mescid-i otururken bu adam peygamberimizi görmeye geliyor. Onun halkasına katılmak istiyor, ders halkasına. Adam bir müddet sonra bir tuvalet ihtiyacı oluyor. Mescidin bir kenarına hacet gideriyor. İnsanlar ayaklanıyor bu nasıl böyle bir şey yapılır diye. Peygamberimiz oturun yerinizde diyor. Çünkü peygamberimiz muhatabını çok iyi tanıyor. Daha sonra peygamberimiz bir müddet sonra adamın yanına gidiyor. Diyor ki bak diyor mescitler Allah'ın evleridir diyor. Hacetler diyor insanların olduğu yere ya da insanların kullandığı yerlere yapılmaz diyor. Tenha bir yerlerde ihtiyacını görürsün diyor. Adam dönüyor ya Muhammed diyor kusura bakma diyor. Ben bilmiyordum diyor ama şimdi daha dikkat ederim diyor. Hmm. Peygamberimiz yerine oturuyor. Namaz kılınıyor namaz esnasında birisi aksırıyor, hapşırıyor. Bu adam e, çıkıyor diyor ki namaz dışında kelam ediyor. Biz nasıl çok yaşa deriz ya. Adam da öyle bir kelime kullanıyor. Dua mahiyetinde bir kelime kullanıyor. Namaz sonrası insanlar böbürleniyor. İşte bu nasıl konuştu namazı dikkatimizi dağıttı diye. Peygamberimiz gene işaret ediyor. Sakin olun diyor. Daha sonra adama dönüyor. Bak diyor namazda namaz dışı kelam olmaz diyor. Adam diyor bilmiyordum ya Muhammed diyor. Bir daha yapmam diyor. Olay bu ya. Daha sonra dua Güzel ediliyor. Bir ikaz. Aynen öyle hocam. Dua ediliyor. Adam bağıra bağıra dua ediyor. Öyle dertli ki ama öyle Allah'tan istiyor ki, Ya Rabbi diyor. Benle diyor. Peygamber'im Muhammed'i cennete koy. Başka da kimseyi koyma. <laughs> İnsanlar gene ayaklanıyor. Peygamberimiz gene işaret ediyor. Bekleyin diyor. Peygamberimiz buyuruyor ki, Öyle deme diyor. Sen e, geniş bir dua et diyor. Herkes için dua et deyince adam diyor ki, Ya Muhammed diyor. Kimse bana senin kadar hoşgörüyle yaklaşmadı diyor. Ben cahil adamdım, Vay. işi bilmezdim ama sen bana güzel dille, tatlı bir sözlerle yaklaştın. Müsamaha gösterdin bana. Sen beni kazandın diyor. O yüzden ben seninle beraber cennete girmek istiyorum deyince Peygamberimiz tebessüm etti. Sana hani bir şey daha öğreteyim Peygamberimiz der gibi. Sen öyle deme. Allah rahmeti geniştir. Sen herkes için dua et. Ya Rabbi beni de, peygamberimi de, bütün ümmeti de cennet aldığı diye dua et diye Peygamberimiz öğretiyor. Ay, buna benzer yine bir hadise. Hani bir bedevi e, mescide giriyor. Tek başına namaz kılıyor. Namaz kıldıktan sonra böyle ellerini açıyor. Allahum mağfirli ve Allah'ım beni bağışla diyor. Hemen Peygamber Efendimiz ve ashabı diyor ki, ashabı da yanında Peygamberimiz diyor ki bu adam acele etti diyor. Orada da tabi dua ile alakalı bir ikazda bulunuyor. Ve diyor ki biriniz dua edeceği vakit önce Allah'a hamd etsin. Sonra Peygamber'e salavat getirsin. Sonra dilediği şeyi istesin. Ya yani duanın bir metodu var. Yani direkt ellerimizi açık Allah'ım bana işte şunu ver yok. Önce elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tamam bu Arapçayı bilemeyebilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Hani elhamdülillahi rabbil alemin Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Yani şöyle. Allah'ım sana hamd olsun. İşte ve salatu ve selamü ala resulina Muhammed'e Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selamat getiriyorum. Ona selam olsun demektir Türkçesi. Sonra dilediği, istediğini yaptırıyor Peygamberimiz. Aynen Dua. Hocam. Bunu da duanın adabındandır. Aynen. Hocam bir de süremizde hızlı akıyor. Hani müminin vasıflarından, örnek vasıflarından Peygamber Efendimizin ahlakıyla öğrenmeye çalışıyoruz ya. Peygamberimizin daha Peygamber olmadan bir sıfatı vardı ki buna üstelik hani sonradan kendisine inanmayanlar, müşrikler bu lakabı taktı. Muhammedü'l-Emin. Güvenilir Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bununla alakalı e, neler söylemek istersiniz? Dediğiniz gibi hocam el emin sıfatını peygamberimize başta onun düşmanları takıyor. Hatta öyle bir düşmanlık ki aynı zamanda öyle bir güven vermiş ki peygamberimiz. Hem insani hem de Müslüman sıfatı olarak şahsiyeti olarak e, güven veriyor ki peygamberimiz. Sabah gelip peygamberimize altınlarını mücevheratlarını emanet ediyorlardı. Hı hı. Şunu söylüyorlardı sen Mekke'nin en güvenilir adamısın hatta dünyanın en güvenilir adamısın bize senden zarar gelmez al bu altınlarımızı muhafaza et diyorlardı. Akşam da onu öldürmek için peygamberimizi öldürmek için kapısında nöbet kolluyorlardı. O derece güveniyorlardı ama o derece düşmanlardı ama düşmanlıkların yanında peygamberimizin o sıfatını da inkar edemiyorlardı. El emin olan e, peygamberin ümmeti olarak peygamberimiz güvenilirlikle ilgili bize birçok tembihlerde bulunuyor. Öyle ki Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların güvende olduğu kimsedir. Öyle ki bizi aldatan bizden değildir buyuruyor Peygamberimiz. Bu Güveni yani. inşa ederken öyle sözler söylüyor ki aslında bugün belki billboardlara, duraklara bu sözleri yazmak gerekiyor ki insanların gözlerinin önünde olsun. Bizi aldatan bizden değildir sözü. Men keşena Afereysen minna buyuruyor Peygamberimiz. Tabii bu aldatma sadece ticari boyutta değil. Tabii bunun Evveliyatında değil mi peygamberimiz Mek işte Medine'de Mek dolaşırken. He, Medine'de dolaşırken pazarda. bir buğday yığınına satıcının yanına varıyor. Elini sokuyor bakıyor ki alt ıslak üst niye? de kuru. Üst kuru. Niye? Şey, yağmur mu yağdı diyor. Yok. E, biraz tartıda ağır bassın diye yapıyor aslında. Hı. Ondan sonra Peygamberimiz de buyuruyor ki niçin kandırıyorsun insanları? Onu alta koymuşsun üstte kurularını Heh. ama doldururken ıslaklardan koyuyorsun tartıda ağır basacak diye. Hı. Peygamberimiz buyuruyor ki insanlar aldatamazsın. Alışverişte dahi Allah Resulü ki Kur'an'da da ifadeyle bize ahlaklı olmayı, öneriyor peygamberimiz ticarette olsun evlilikte olsun işte olsun Allah'ın Resulü bize ahlaklı olmayı güvenilir insan olmayı öğretiyor evine karşı da ailene karşı da işine karşı da arkadaşına karşı da her şeye karşı güvenilir olmayı peygamberimiz ve Kur'an-ı Kerim bize öğütlüyor Şimdi güvenilir olmak hocam bu çağda birbirimize güvensizliğimiz arttı itimat yok ee, tabi hocam. bir takım olaylar hadiseler gerçekleşti o da büyük bir darbe vurdu bu bu olaylara. O yüzden birbirimize tekrar güven e, telkin etmemiz lazım. Güvende olduğumuzu hissettirmemiz lazım ve işte bunların hepsi de Peygamber Efendimiz'in bu güzel ahlakından geçiyor. Kur'an ayetlerinde Peygamber Efendimiz'in ne kadar önemli bir kişilik olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Hatta ahlak deyince hani Peygamberimiz şöyle diyordu. Hatırlamaya çalışıyorum. Ha ma li el ahlak. Ben güzel ahlakı tamam, tamamlamak evet. üzere gönderildim. Yani var olan bir ahlak var. Aynı. O var olan ahlakın tamamını hitame erdiren tabiri caizse peygamberimiz. Çünkü Hz. Adem'den başlayan diğer peygamberlerle devam eden peygamber efendimizle nihayet bulan bir dinin adı İslam'dır. İslam Öyle. güzel ahlaktır. El İslamu husnul huluk. Bu peygamberimizin bizzat ifadesi. O yüzden ahlak standartımızı bir gözden geçirmek lazım. Değil? Aynen öyle hocam, aynen öyle. Şimdi adaletle alakalı e, mevzu gel, gelince eminden hani adalete aynen. bir vurgu aklıma geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Nedense hep o aklımıza geliyor, değil mi? Adaletten nam salmış, adalet timsali Aynen hocam. O büyük insan. Aynen. Şimdi sadece biz Hazreti Ömer'den bahsederken hep adaletten bahsediyoruz. Aslında Hazreti Ömer'de de o adalet vardı. Hazreti Ali'de de vardı ama Hazreti Bekir anlatırken sıddıklıktan bahsediyoruz. Doğru sözlülükten bahsederken. Aynen hocam. Adaletten bahsediyoruz. Hazreti Osman'dan bahsederken e, hayadan bahsediyoruz. Hazreti Ali'yi anlatırken ilimden bahsediyoruz. Aslında bu kadroları yetiştiren kişi Hazreti Muhammed Mustafa'ydı aleyhissalatü vesselam. Hepsinde adalet, haya, ilim sıfatları var. Ama her birinde bir e, sıfat daha ağır basıyor. Hocam bir, bir hocam dua ederken lütfen devam edeceksiniz. Şöyle diyordu. Hazreti Ya Rabbi Hazreti Ebu Bekir'in sadakatini, Hazreti Ömer'in adaletini, Hazreti Osman'ın hayasını Hazreti Ali'nin cesaretini bizlere nasip eyle. Amin. Yani hepsinden bir örnek ama dediğiniz gibi sadece bir örnekle kalmıyor. Yani Aynen. diğer vasıflar da var aslında tabii ama ki. ön plana çıkmış biraz daha Aynen. diyelim. Aynen. Yoksa Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh adaletsiz <laughs> miydi? Değil. Yani her birinde bir sıfat daha öne başlıyor ki aslında burada önemli olan bunları yetiştiren Hazreti Muhammed Mustafa aleyhisselatü vesselam. Hepsi onun dizinin dibinde yetişti ki Hazreti Ömer deyince tabii ki adalet diyoruz. Öyle ki adalet sadece kendinden olana değildir. Senden olmayana bile adil davranmaktır. Merhametle yaklaşmaktır ki bir gün biri geliyor. Hazreti Ömer'e şunu söylüyor. E, mescitle ilgili aslında iki kıssa var. Bir tanesinde diyor ki Ya Ömer el Müminin diyor. Ey Ömer diyor. Senin beldende bir cami yapılıyor. Cami benim arsama taştı. Benim de rızam yok deyince Hazreti Ömer hemen diyor ki talimat veriyor. Camiyi yıkın, arsayı verin diyor. Neden Ya Ömer? Ee, adalet mülkün temelidir diyor. Adaletten şaşamayız diyor. Rızası yoksa diyor onun arsasını alamayız diyor. Bu cami bile olsa. Cami bile olsa. Cami yıkın ama adaleti yıkmayın buyuruyor. Allah Allah. O derece önemli. İkinci bir hadise ise Hazreti Ömer'e adalet timsali olarak anlattık. Ne derece e, adalette zirve olduğunu şunla anlayalım. Hazreti Ömer'in bir arkadaşı var. Amr bin El As Mısır Fatih diyoruz. Mısır fa valisi oluyor daha sonradan. Bir gün İslam'dan önce Hazreti Ömer'le beraber Mısır'a ziyarete gidiyorlar. Oraya gittiklerinde bir gece eşyaları gasp ediliyor. Develeri, atları, eşyaları her şeyi gasp ediliyor. Bir hancıya gidiyorlar. Hancıya dertlerini anlatıyorlar. Hancı da diyor ki ben Mısır kralı Nuşirevan'a giderim. Derdinizi anlatırım. Hancı gidiyor Nuşirevan'a anlatıyor olanları. Nuşirevan çok üzülüyor. Öyle bir adil hükümdar ki bana diyor iki gün müsaade edin diyor. İki gün sonra gelsinler bütün eşyalarını vereceğim. İki gün içerisinde bütün suçluları buluyor. Bütün eşyaları alıyor. Hazreti Ömer ile Mısır valisi Amr bin El As'a eşyaları teslim ediyor. Ve diyor ki şehri diyor şu kapıdan terk edin diyor. Hazreti Ömer ile Amr bin El As Nuşirevan'ın dediği kapıdan çıkarlarken bakıyor ki üç kişi idam edilmiş. Koyunlarında boyunlarında bir yazı var. Hazreti Ömer bakıyor ki yazıda şu yazıyor. Bunlar çete ehlidir. Bunlar Mekke'den gelen tüccarların eşyalarını gasp etmiştir. Bir tanesi de bunlardan asılanlardan bir tanesi de Nuşirevan'ın oğludur. Meğersem oğlu bir çete kurmuş. değişik ülkelerden, vilayetlerden gelenlerin eşyalarını gasp ediyor. Kral bunu tespit edince kendi oğluna dahi acımadan kuralları uygulu idam ediyor. Aradan yıllar geçiyor. Hazreti Ömer halife oluyor. Amr bin el As Mısır'a vali oluyor. Mısır'da bir cami genişletecek Amr bin Elas. Orada başka bir dine mensup olan birinden arsasını istiyor. O da vermiyor. Ben Müslümanlara arsamı vermem diyor. Söz hakkı aynı zamanda bu kişi. Amr bin Elas arsanın 3 katını veriyor, 5 katını veriyor. İkna edemiyor. İkna edemiyor. En son diyor ki o kişiye diyor parasını verin diyor, camiyi yapın diyor, genişletin diyor. O kişi başka dine mensup olan kişi hakkını aramak için Medine'ye geliyor. Hazreti Ömer'e derdini anlatıyor. Hazreti Ömer iki satırlık mektup yazıyor. Git diyor bunu valiye ver. Adam... Yani vali şikayet ediyor değil mi adam? Aynen vali şikayet ediyor tamam. bir devlet başkanına. Bunun üzerine adam alıp gidiyor mektubu ama yolda da diyor ki herhalde Hazreti Ömer benimle alay etti diyor. İki satır mektupla valiyi nasıl yolundan çevirecek? Neyse gidiyor Mısır'a. E, valinin huzuruna çıkıyor. Bunu diyor sana Ömer gönderdi. Amr bin Elas mektubu açıyor. Bir anda rengi soluyor. Hemen diyor ki cami yıkın diyor. Oradaki o adam şikayetçi adam diyor ki dur bakalım diyor. Ben sana o kadar dil döktüm. Arsa benim arsam beni dinlemedin. Ömer'in yazdığı iki, i̇ki satırlık satır. mektup seni niye çevirdi deyince ha. dedi ki Ömer bana ne yazmış biliyor musun? Hayır ne yazdı sana? Ömer bana yazmış ki ey Amr bilesin ki ben Nuşirevandan daha adilim. Allah Allah. Eğer o adamın arsasını geri iade etmezsen, hakkını gasp etmeye devam etmezsen, cezayı... ben de seni Mısırda sallandırırım, idam ya. ederim. Yani başkasına ne ceza veriyorsan sana da ceza veririm diyor. O yüzden Böyle işte adalet. adalet, adalet Hazreti, Hazreti Ömer'in adaleti gerçekten ee, Allah bizleri merhametiyle yargılasın, Amin. adaletiyle değil. Hep ben bu duayı yaparım. Ee, dolayısıyla gerçekten nasıl süre zaman nasıl geçti anlamadım. Yokon hocam. hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum Hocam. Allah razı olsun. Konuk Son ettiniz. bir cümle izleyenlerimize ölümlü fani bir alemde yaşıyoruz bir cümleyle ne söylemek istersiniz? Şöyle bitirelim. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de Mülk suresinde Elledihi halakal mevt ve'l hayate li yebluvekum ayyukum ahsenu amele buyuruyor. Biz e, sizi hanginizin daha güzel işler yapacağınızı imtihan etmek için yarattık. İnşallah dünya hayatımızdaki imtihanımızda güzel ve faydalı işler yaparız. İnsanlık onuruna yakışacak ameller işler. Bu dünyadan öyle ayrılırız, Rabbimizin huzuruna öyle varırız hocam. İnşallah. Yani bu okuduğunuz ayette ne için yaratıldık, niçin yaşıyoruz, nereye gideceğiz? Bu soruların uhtesinde barındıran çok güzel bir cevap niteliğinde bu ayet. Yani hangimiz hangi işi yapıyoruz, neyle meşgulüz, Allah'ın istediği doğrultuda mı gidiyoruz yoksa şeytanın istediği doğrultuda mı? Bunlara böyle bir tefekkür, bir muhasebe yapmak lazım. Keşke dememek için yarın çok yakın ama bize çok uzak gibi. O yüzden bizler ecelimizin daha doğrusu emellerimizin peşinde koşarken ecel ansızın geliverir Aynen. Allah hem ölümün hem ömrün hayırlısını nasip eylesin amin. yapmış olduğumuz bütün güzellikleri Allah e, rızay bari doğrultusunda yapmayı bizlere nasip eylesin amin. ben çok çok teşekkür ediyorum, ben teşekkür ediyorum cuma hocam. duası olur. için e, siz bir dua yapsanız bizler amin desek nasıl olur? olur hocam eyvallah olur. evet inşallah görüşmek ümidiyle diyorum hepinizi Allah'a emanet ediyorum dua ile bitiriyoruz buyurun amin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين آمين. Ya Rabbi cumamızı, sohbetimizi kabul eyle. Amin. Senin rızan için buraya toplandık. Kelamından Efendimiz Ali Vesselam'ın hadislerinden dersler yaptık. Ya Rabbi bunları kabul eyle. Amin. İlahi ya Rabbi başta bizi izleyenlerimiz olmak üzere bütün geçmişlerimize rahmet eyle. Amin. İlahi ya Rabbi İslam üzerine yaşayıp iman üzerine ölenlerden eyle. Amin. Güzel işler yapıp güzel ameller işleyen kullar arasında olmayı nasip eyle. Amin. Komşusu açken tok yatan bizden değildir buyuran sevgili peygamberimize tam manasıyla onun ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere nasip eyle. Amin. İlahi Ya Rabbi kalan ömrümüzü geçen ömrümüzden hayırlı ve bereketli eyle. Amin. Şu an bizleri izleyen kıymetli konuklarımızın, izleyicilerimizin de kalplerinde her ne hayırlı niyetleri, muratları varsa kabul ve na nail eyle. Amin. Hastalarımız acil şifalar. دارتلرمانزي اجل دواءلار احسان امين امين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا وبشف مرضانا وارحم موتانا بحرمه الفاتحه اللهم صل على